Emlak Lobisi.com'dan merhabalar. Başaran Yatırım Holding'in Fikirtepe'de geliştirdiği kentsel dönüşüm projesi Mina Towers'in lansmanındayız. Projenin satış ofisindeyiz ve yanımızda projenin mimarı ünlü isim Eren Talu yer alıyor. Projenin mimari detaylarını kendisinden alacağız. Efendim merhabalar. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun proje. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi Mina Towers'ı tasarlarken nasıl bir konsept geliştirmeyi düşündünüz? Şimdi ben de siz konuşmaya başlayınca şöyle kafamdan geçirdim. 34 yıldır kendi ofisim var ve mimarlık yapıyorum. En çok da turizm binası tasarladık. Yani tatil köyleri, 5 yıldız oteller. Galiba buradaki tecrübelerimizi bir konut sektöründe bu büyüklükteki bir site, ortak yaşam alanına taşıdık. Avantajlı olduğumuz konu buydu diye düşünüyorum. Yani 34 yıllık tecrübemizi buraya yansıttık diyorsun. 34 yıllık tecrübe şey bir şey yani bayağı biz de yaşlandık, bunu da görüyorum. Ama yani artık yaşam kalitesi yarışması yapıyoruz mimari projelerde. Yani çünkü zevkler, renkler herkese göre değişiyor. Saygı da duyuyoruz. Yani cephede onu, o renk, bu renk, şu malzeme falan. Bundan daha çok içindeki kapsadığı fonksiyonlar, insanların yaşarken hissettikleri mutlulukları, bunun yarışmasındayız aslında. Ve burada da 57-60 proje var diye biliyorum. Ada var. Bütün meslektaşlarım bunu farkındalar. Bunu yapmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ne oluyor? Fikirtepe modern İstanbul'u doğuruyor. Yani sadece modern Kadıköy değil. Yani modern İstanbul. Burada bir örnek kentsel dönüşüm bölgesi. Çok büyük bir alan. Bu böyle tek başına yapılmış ara ara kentsel dönüşüm projelerine benzemiyor. Burada bölge olarak kentsel dönüşüme geçiyor. Sonucun da iyi olacağına inanmaya başladım. İlk başta benim de tereddütlerim vardı. Bu kadar blok, bu kadar şey. Fakat bugün Boğaz Köprüsü'nden buraya doğru gelirken yükselen binalar, hepsinin kendine göre bir tarzı, kimliği ama içinde hep kaliteli bir yaşam yarışması sorumluluğuyla yapılmış projeler. Bence sancılı doğuyor. Sıkıntılar vardı. Şimdi çok daha azaldı. Ama çok başarılı bir örnek proje doğuyor. Türkiye'de, İstanbul'da. Peki şimdi proje görseli arkamızda görülüyor. Az önce maketi de inceledik. Şahsen benim en çok dikkatimi çeken şey, daha doğrusu ilk şey, geniş balkonlara yer verilmesi oldu. Fransız balkonlardan ziyade normal bildiğimiz eski tip balkonlara yer verilmesi oldu. Bunu biraz açar mısınız? Böyle bir konsepti neden düşündün? Çok güzel bir yaklaşımdasınız. Doğru fark ettiniz. Yalnız sadece ön tarafta denize bakan dairelerde biz bunu yapabildik. Çünkü imar kanununda emsale sokuyorlar balkonu. Yani biz burada kentsel dönüşüm Fikirtepe özel kanunlamalıyız. Burada emsale sokuyorlar. Emsale soktukları için de bir oda yapacağınıza bir balkon yapmak zorundasınız. Buna mukabil hak sahipleri, %56 hak sahipleri. Müteahhit diyor ki yani 2+1 yerine 3+1 yap, balkon yapma diyor. Ama insanlar 6 ay bu balkonda işten gelip yorgun argın püfür püfür akşam güzel serinliğinde İstanbul'da yemek yiyebilecekken, sigara bilincimiz oldu artık, çocukların yanında evde içmiyoruz, dışarıda sigara içebilecekken, yani bunun keyfini çıkarabilecekken İmar kanunu bize diyor ki hayır, balkon yapamazsın diyor. Yapacaksan bir odayı eksik yap diyor. Türkçesi bu. Şimdi bu benim mesleğimi, ben akıl edebildiğim daha kaliteli bir proje yapacakken, daha iyi yaşanabilecek proje yapacakken yapamıyorum. Niye? Çünkü elim kolum bağlıyor İmar kanunu.
sizin kanalınızda rica ediyorum yetkilileri. Her dairenin bir tane açık, işte kaç metrekaresi, 6 metrekare, 8 metrekare, 10 metrekare bir tane açık balkon yapma hakkı ayrıca olmak zorunda. Yoksa insanları eve kapıyoruz. O Fransız balkonu dediğimiz yalancı balkon. Tamamen yalan. Yani kimseye zevk vermez o iş. Öyle bir saçma bir modelle işte balkon da var falan. Yok böyle bir şey. Ben mimar olarak diyorum ki insanlara işkence yapıyoruz. Peki sosyal alanlara baktığımız zaman özellikle mesela açık havuzları binaların üstüne yerleştirmişsiniz. Kapalı havuzlar zaten zeminin altında. Bunu anladığım kadarıyla yer kazanmak amacıyla, yeşile yer kazanmak için mi yaptınız? Tamam. Bunun iki sebebi var. Bir, bu yüksek binalarda ne yaparsanız yapın, havuzu nereye koyarsanız koyun, gölge geliyor. Bir kere yukarıda gölge yok. İki, mahremiyet var. Yani şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bütün balkonlar havuzu seyrediyordansa havuz, havuza girenlerle yukarıda olması daha eşit ve daha mahrem buluyorum. Yani orada onu paylaşmak isteyenler zaten paylaşıyorlar ama yani bu da bu kadar dairenin havuza bakmasını ben mimar olarak tercih etmiyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.